Türkiye İşçi Partisi'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. İnternet sitesinde yayınlanan seçim beyannamesi çelişkileri gözler önüne serdi. Beyannamede NATO eleştirisi yapılıyor. Ancak NATO'nun genişleme planı çerçevesinde Finlandiya'nın NATO'ya girmesi mecliste onaylanmış, tipli vekiller hayır oyu vermemişti. Türkiye İşçi Partisi'nin beyannamesinde NATO'dan Türkiye'nin ayrılması için mücadele edileceği iddia ediliyor. Ancak mecliste yapılan oylamada tipli vekiller sesini çıkaramamıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin seçim beyannamesinde PKK ile yapılan mücadelenin son bulacağı da belirtiliyor. Beyannamede silahların susturulacağı ve Kürt halkının kendi geleceğine ilişkin fikrine saygı duyulacağı belirtiliyor. Yani bölücülük propagandası yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini de açıkladı. Baş Twitter'ında seçim çalışmalarımız arasında sevgili dostumuz Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Çok yakında özgür günlerde buluşacağız ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi daha da ileri giderek Türkiye'yi suçladı. Ermeni soykırımı iddialarına gerçekmiş gibi sarılan parti soykırımla ilgili tweet attı ve şu ifadeleri kullandı. Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu büyük felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Gerçekten aslında burada bir itiraf var burada.